Ancak savaş ve barış bittikten sonra müthiş bir boşluğa düşer. Bunu kaldıramayacağını anlayınca kendini yine halkın eğitimine adar ve onlar için okuma kitapları ile alfabeler hazırlar. Bunların da fayda vermediğini aradan geçen 6 yıl açıkça ifade eder. Çırpınışları devam eder Tolstoy'un. Büyük bir aşkla Yunanca öğrenmeye çalışır. Homeros'u orijinal dilinden okur. Şimdi birkaç gündür bu kitaba yoğunlaştım. Aslında üzerinde hiç durulmayacak. Osuruktan teyyare, selam söyle o yare düzeyinde ve düzeysizinde bir kitap. Ancak şöyle bir tehlike var. Tolstoy'un Türkiye halkları tarafından, Türkçe okuyan insanlar tarafından yanlış, eksik ve yamuk tanınmasına neden olabilecek bir pespaye kitap Timaş yayınlarının Carpe Diem. Kitaplarından çıkan bir kitap. Tamamıyla teşvikler amaçla, ticari maksatta yayınlanan bu kitap resmen Lev Nikolayevich Tolstoy'u karikatürize edip küçümsenmesine ve hiçimsenmesine neden oluyor. Ben internette yaptığım araştırmaya göre bu kitabı yayına hazırlayan Esra Uluç kardeşimiz 1980 doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu ve bir lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı bilgilerine sahip olsam da bu bilgilerin ışığında saatlerce internet ortamında araştırma yapmama karşın bu Esra Uluş adlı kişiye ne görsellerden, imajlerden ne de bir başka kanaldan ulaşamadım. Dolayısıyla ben de şöyle bir kuşku oluştu. Aslında Esra Uluç denilen kişi çakma bir kişi. Öyle görünüyor. Eğer varsayımsal olarak sanım boyutunda, kanım boyutunda bunu dile getirmekle birlikte eğer gerçekten Esra Uluç diye biri varsa ben bu kanım ve bu sanım, bu varsayımım için Sayın Esra Uluç'tan ve Esra Uluç'un hazırladığını iddia ettikleri bu kitapları basan Timaş yayınlarından, Timaş yayın grubundan ve Timaş yayın grubuna bağlı Carpe Diem yayınlarında daha peşinen özür dilemeyi göze alan bir insan, alabilecek bir insan. Homeros'u kendi dilinden, orijinal dilinden, Esra Uluç'un deyimiyle okuyacak kadar üst düzeyde bir Yunanca öğrenen, böyle bir tavra sahip olan Lev Tolstoy, keza Fransızca yıl üniversite ortamında, üniversite sürecinde öğreniyor ve Jean-Jacques Rousseau'yu
ve diğer Fransız düşünürlerini Fransızca olarak okuyor. Keza İngilizceyi, Almancayı ve yanılmıyorsam İtalyancayı iyi derecede kitap okuyacak düzeyde bilen bir entelektüel insan Tolstoy. Entelektüel bir insanın böyle Carpe Diem yayınlarının yaptığı gibi karikatürize edilmiş, düzeysizleştirilmiş, geyik muhabbetine indirgenmiş, adeta bir Facebook bataklığındaki söylem düzeysizliğinde anlatılan ve böyle karikatürlerle beslenen sözde ve son derecede düzeysiz bir hale getirilen bu kitabı diğer kitapları olduğu gibi görmüş olduğunuz gibi altlarını çizerek, karalayarak okuyorum. Aldığım notlardan bir tanesi, çirkin bir yazım var, çok çirkin, kendim bile okuyamıyorum. Okuyabilirsem, Tolstoy nasıl bir geyik muhabbeti düzeysizliğine itiliyor ya da indirgeniyor? Bu sorunun yanıtını almak için lütfen Carpe Diem yayınları tarafından Ersan Uluca hazırlatılan Ne Demiş Tolstoy adıyla piyasaya düşen kitabın sayfalarını ağır ağır açınız. Düşüncelerimi dile getiriyorum. Bunları internet ortamında yayınlıyorum ve işin kolayına kaçıp bu kamerayı tutan çakma Shakespeare Mesut Alptekin'in sayesinde onun güzel kurgulama yeteneğinin, sinemasal bilincinin sayesinde bunları daha yenir yutulur, kolay yenir yutulur, lokma haline getirip izleyicilerime sunuyorum. Bu sağcı yayınlar, sağcı yayınları, bu özellikle 12 Eylül faşizmi sonucu açılan yayın evleri, özellikle Tolstoy tikelinde, Tolstoy örneğinde zorla Tolstoy'u asimile etmeye çalışıyorlar. Onun dinsel konulardaki Ortodoks Kilisesi'ni yatsıyan, Ortodoks Kilisesi'ndeki o ikonlar ve insan ruhuna aykırı ritüellere karşı çıkması sonucu adeta Lev Nikolayevich Tolstoy'u asimile edip Tolstoy'u Müslümanlaştırmak istiyorlar. Buna bir örnek paragraf okumak istiyorum. İnancın ne demek olduğunu anlayabilmek için hemen hemen bütün dini öğretileri araştırır Tolstoy. Böylelikle İslam dinini de araştırma fırsatı bulur. İslam peygamberinin hadislerine ulaşarak onları incelemek, hatta yayınlamak fırsatı bulmuştur. Ben bu İslam peygamberinin hadislerini yayınladığı konusunda bir bilgiye sahip değilim. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa bilemiyorum. Yelena Yefimovna Bekilova'ya yazdığı mektupta Müslümanlığı Hristiyanlıktan yer tuttuğunu açıkça belirtir. Ben yabancı dil bilmiyorum. Hatta bugün Mesut Alptekin'le Gürcistan'daki Akaki Dizalatse ile yaptığım konuşmada "Yazar mısın, sabaha mı bırakırsın?" alt başlıklı yazımı İngilizceye çevirirken "Yazar mısın, dün sabaha mı bırakırsın?" gibi bir söz söylemişim. Yesterday morning. Halbuki tomorrow morning demem gerekir. Dolayısıyla İngilizceyi ya da herhangi bir dili alt düzeyde diyebileceğim biçimde biliyorum. Dolayısıyla yabancı dilde Tolstoy okuma şansım yok. Hele 57 yaşından sonra yabancı dilimi geliştirme olanağım pek yok. Ancak Türkçe'de yayınlanan bütün Tolstoy ile ilgili kitapların birçoğunu, %90'ını okudum. Okumama karşı bu
İslam dini Hristiyanlığa göre Müslümanlığın yerlediği noktasında bir belgeye rastlamadı. Ancak bu Timaş yayınları olsun, Kara Kutu yayınları olsun, zorla adeta Lev Nikolayevich Tolstoy'u asimile ederek Müslümanlaştırmak istiyorlar. Bu Müslümanlaştırma edimine karşı bir panzehir elde etmek isteyenlere ise Hacer Burak Bengi'nin sahibi olduğu Yokuş Yayınları tarafından yayınlanan Sansürlenen Tolstoy kitabını hararetle öneririm. Dediğim gibi benim derdim sadece Tolstoy'a karşıt, gerçeklere karşıt kitapları irdelemek, okumak değil, aynı zamanda Tolstoy'un dev yaptığı sanat dedin ve onun içerisindeki Shakespeare ve dram sanatı üzerine bölümü, ki 375 sayfalık bir kitaptır. 301. sayfadan başlayarak 75. sayfanın sonuna kadar süren 75 sayfalık bölümde Lev Nikolayevich Tolstoy, William Shakespeare'in nasıl sahte duygular mimarı olduğunu, nasıl çalıntı bir yazar olduğunu, hırsız bir yazar olduğunu belgelerle kanıtlıyor. Keza Lev Nikolayevich Tolstoy'un 48 yıllık eşi, 48 yıl birlikte kalmışlar ve ölümüne dek Sofya Tolstoy'un Yücesi'nde okumanızı öneririm. Bu kitaplarda ve diğer Tolstoy kitaplarına baktığım zaman ben Tolstoy'un Müslümanlığı yeğdi diyen bir yazısına rastlamadım. Dediğim gibi yalancı dilim yok. Dolayısıyla bir yanlışım olursa şimdiden izleyicilerimden ve okurlarımdan özür dilerim. Yineliyorum. Bu tür çekimleri yapmamızın nedeni halka daha çabuk ulaşma isteğidir. Çünkü bu tür çekimleri onlarca, yüzlerce, hatta binlerce, bazen 10.000'i aşkın insan izleyebiliyor ya da ziyaretçi izliyor. Evet, bugün 23 Ağustos 2011 günlerden Salı, yarın değil, diğer gün erken saatlerde Makedonya'ya gideceğim. Eski Yugoslavya'ya, bazı ülkelere, Sırbistan gibi gideceğim. 5 günlük bir gezi planlıyorum. Oradan geldikten sonra da yine bir 5 günlük gezimi Altınoluk'ta, Balıkesir ili Edremit ilçesi Altınoluk beldesinde dinleneceğim. Dolayısıyla internet ortamındaki etkinliklerim azalabilir. Ancak Mesut Alptekin buradaki arkadaşlarla birlikte çeşitli etkinlikleri sürdürecek. İyi akşamlar.